Tespine Hanım, iki polis geldi, sizinle görüşmek istiyorlar. Polis mi? Ne alaka? Bilmiyorum. Buyurun. İyi günler. Sizi emniyete davet etmek için geldik. Sebep? Savcı bey bir iki soru soracak. Benim bildiğim bu. Ne oluyor? Endişelenecek bir şey yok. Merak etmeyin. Sadece birkaç soruya cevap vereceksiniz. Tamam. Hemen geliyorum. Tabii. Mete beni buraya niye çağırmış olabilirler? Öğreniriz birazdan. Korkacak bir şey yoktur. Eminim. Merhaba, ben Savcı Turgut. Merhaba Savcı Bey. Ben Mete Durukan. Ne? Ümran, bunlar benim ilaçlarım. Unutursam hatırlat ne olur. Tamam Seba Hanım, siz hiç merak etmeyin. Mersi. Sema. Efendim Mete. Despina ile emniyete geldik. İsmail Karayel de burada. Despina'yı niye çağırmışlar ki? Bahri Umman'la ilgili. Haberin olsun istedim. Çıkınca tekrar konuşuruz. Tamam. Buyurun, İsmail Bey'le tanışın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bana sizin bu kadar güzel bir hanımefendi olduğunuzu söylememişlerdi. Kusura bakmayın ama şu an iltifatınıza teşekkür edemeyecek kadar tedirginim. Müvekkilimi neden çağırdınız? Birkaç soru soracağız Bahri Umman'la ilişkiniz hakkında. Bahri Umman mı? Evet. Pardon. Hemen geliyorum. Bahri Umman'la ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Korkmayın, bu bir sohbet, sorgu değil. Bir ay kadar oldu. Sizin gibi bir hanımefendinin öyle karanlık bir adamla bir caniyle ne işi olabilir? Kızıyla tanıştım önce, sonra Bahri Bey'le tanıştım. Ayrıca kendisi bir cani değil. Son derece kibar ve nazik bir beyefendi. Bunların ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Yanlış ceset bu. Sizin nazik kibar beyefendinin son eseridir kendisi. Adamı diri diri yaktı. Siz ciddi misiniz? Bunu Bahri Bey mi yapmış? Despina'yı emniyetten çağırmışlar. Çağıran da İsmail Karayel. Ne diyorsun? Mete aradı şimdi. Kadının da başını belaya sokacağız. Emniyetten çıkar çıkmaz arayacaklar. Takip et. Tamam. Bakın hanımefendi, Bahri Umman son derece azılı ve suçlu, acımasız bir katil. Onunla görüştüğünüzü biliyoruz. Müvekkilim kendisiyle sadece tanışıyor. Bu suç mu? Size ait banka hisselerini Bahri Umman'a devrettiğinizi duyduk. Milyonlarca dolar değerinde hisse. Nasıl oluyor bu? Hayatımdan daha değerli değiller. O benden daha iyi korur. Ayrıca denetleme kurulu inceliyor. Yani tam olarak devretmedim. Belki hisseleri alıp size geri vermeyecek. Nereden biliyorsunuz? Bilmiyorum. Sadece güveniyorum. Burada devletin savcısı var, polisi var. Yardım isteyecek başka birini bulamadınız mı? Bu kadar yeter. Müvekkilim istediği kişiyle ortaklık kurar. İstediğini istediğine devreder. Bu suç mu? Şimdilik değil. Ama Bahri Umman bir suç işlerse kapınızı tekrar çalarız.
Onu o zaman konuşuruz. İzninizle.